Merhaba değerli arkadaşlar. Alkol yasağına bir kez daha değinmek istiyorum. Bunu kanalımda değerlendirdim ama yansımaları hususunda değerlendirdim. Kamuoyundaki yansımaları ve çok yüzeysel değerlendirmelerde bulundum. Şimdi siyaseten neden alkol yasağı? Alkol aslında İslamcıların içki olarak tabir etmek yerine alkolü tercih etmesi sonucu oluşan ve şu anki İslamcı iktidarına medya yoluyla yaydığı bir kelime, bir terim. Esasında doğru kullanılışı içkidir. Biz doğru kullanılmış teriminden hareket edelim. İçki yasağı neden var ve bu 18 günlük yasak boyunca ya da 16 günlük her neyse neden içki yasağı olacak? AKP neden böyle bir yasak koydu? Zaten cumartesi ve pazar günleri böyle bir yasak vardı ama çok fazla konuşulmuyordu. Çünkü haftada 2 gün insanlar ya da satıcılar bir şekilde idare edebiliyorlardı. Ama bunu 2-3 haftaya yaydığınızda toplumda etkisi ve karşılığı daha büyük olmuştu. Çünkü o hafta sonu yasakları konusunda tepki gösteren ender insanlardan biriydim. Ve hatta YouTube'da bu konuda da bir videom var. Bakkaldan içki satın almak neden yasak diye şeklinde geçmiş videolarımda bulabilirsiniz. Şimdi Erdoğan siyasi İslamcı bir insan ama iktidarda kalmak için her şeyi yapacak bir insan. İktidara gelmek için de her şeyi yapacak bir insandı ve öyle oldu zaten. İslamcılığından vazgeçip liberalleşip Avrupa ile Batı ile işbirliği yaptı ve ilk yıllarda İslamcı ideolojiye de çok fazla girmedi. Yönetim tarzında çok fazla bu yönlere girmedi. Çünkü devlete hakim değildi. Şu anda zaten devlete yeteri kadar hakim. Neden içki yasağını kendi tabirleriyle alkol yasağı uygulasınlar ve kendilerini riske alsınlar diye düşünebilirsiniz. Ben şöyle özetleyeceğim. Erdoğan tüm kararları saraydan veriyor. Bunda milletvekillerinin bu kararları vermesinde, milletvekillerinin, parti tabanlarının, yerel ilçe örgütlerinin hiçbir etkisi yok. Seçmenlerin hiçbir etkisi yok. Erdoğan tek başına da vermiyor. Sadece danışmanlarıyla veriyor. Şu anda tüm idare sarayda danışmanlar ve Erdoğan arasında geçiyor. Bakanların hiçbir hükmü yok. Onlar sadece bir devlet memuru. Zannetmiyorum ki onlardan da görüş alsın. Birkaç danışman etrafında görüşler oluşuyor ve Erdoğan'a sunuyorlar. Erdoğan da kabul ederse bunu onaylıyor. Belki çok yakın, kendine yakın hissettiği bakanlara bir şekilde danışıyor olabilir ama esas karar vericiler danışmanlar ve Erdoğan'ın kendisi. Şu anda Erdoğan iktidarını öyle ya da böyle bir şekilde devam ettiriyor ama anketlerde biliyorsunuz bir sonraki seçimde çok olağanüstü bir durum olmazsa iktidara veda edecek. Şimdi sarayın danışmanları bir şekilde yazıp çiziyorlar nasıl gündemi değiştirebiliriz. Zaten ekonomi kötü, halka da bir şey veremiyorlar, kendi tabanlarında veremiyorlar. Nasıl ve ne şekilde seçmende oy alabiliriz? Şimdi HDP'yi ötekileştirerek Millet İttifakı'nı bölmeye çalıştılar. Bu işe yaramadı. Oy kayıplarında önemli ölçüde İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi sağ kanattaki partilere gitmiş olduğunu muhtemelen gördüler. Emekli olanlar bildirisinin istediklerini alamadılar. Darbe mağduriyetinden bir şey çıkmadı siyaseten kendileri açısından. Millet İttifakı'nı bölmeye çalıştılar, istediğini alamadılar. Muharrem İnce ya da Sarıgül gibi aktörlerin ortaya çıkması. Ondan istediği bir şekilde onlara şu an için hizmet etmiş değil. Öte yandan Saadet Partisi'ni oradan ayıramadılar ve görünen o ki de ayıramayacaklar. HDP'yi ötekileştirme çalışmalarının hala sonuç vermediğini düşündüler. Geriye kendi tabanlarına bir şekilde tutmayı, en azından buradaki oy aşımını doldurmayı planlıyorlar. Zaten ekonomik olarak verecekleri bir şey olmadığı için ve kendi tabanlarına ve yine aynı şekilde kendilerine yakın hissettikleri seçmen tabanında HDP, Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi sağ muhafazakar partilere yönelik dinsel bazlı bir açılım geliştirmek istediler. Yani içkiyi yasaklanmış olmaları bu sonuç olarak içki yasağını dini duygularını kullanarak AKP'nin oy değiştirme çabası kabaca siyaseten anlamı ise bir siyasi tuzaktır. Dolayısıyla
Millet İttifakı'ndaki liderlerin içki yasağına sizin istediğiniz tonda dile getirmesini, Türkiye'de konjonktürleri AKP derin devletinin bir oyunu sonucunda gitmek istediği, varmak istediği sonuç olarak algılamanız ve bu yönde Millet İttifakı'ndaki liderlerin içki yasağına çok fazla konuşmamasını ve çok fazla lanse etmemesini kendinizce anlamlandırmanızı isterim. İçki yasağını konuşacak ve kamuoyuna deklare edecek olanlar kimlerdir biliyor musunuz? Aydınlar, yazarlar, müzikler, sanatçılar, gazeteciler, benim gibi bağımsız YouTube yayıncıları, haber içerik yayın yapanlar, sizler, vatandaş, ama her şeyi parti liderlerinden beklemeyin. Çünkü ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Meral Akşener, ne Ali Babacan, ne Davutoğlu, hele hele ki ne Saadet Partisi Genel Başkanı bunu şu an dile getirebilecek durumda değil. İnanın bana, şu an muhalefet partisi, Millet İttifakı'ndaki liderler bu meseleyi çok fazla dile getirdiği zaman işte AKP'nin saraydan yazılmış olan içki yasağı senaryosunu uygulamaya konulduğunda oradan muhafazakar seçmenden bir takım muhafazakar duyguları ya da din hassasiyetleri neticesinde hareket eden ve Millet İttifakı'na geçmiş olan seçmenin bir kısmı yeniden AKP'ye dönmek zorunda kalabilir. O yüzden muhalefet liderlerinin çok fazla konuşmamasına önem vermeyin, ama aydınlar, gazeteciler, bağımsız haberciler ve vatandaş susmamalı ve bu konu gündeme getirmelidir. Tam tersine böylece AKP tuzağa düşünmeli. Unutmayın, içki yasağı bir senaryodur. Erdoğan'ın umurunda bile değil sizin evde içeceğiniz içkinin ya da bir haneye gidip orada içeceğiniz içki de Erdoğan'ın çok umurunda değil. Koronavirüsün zaten evde içilecek bir içkiyle zaten bir alakası yok. Sadece siyasi bir tuzak kuruyorlar. Çünkü onlar için muhafazakarlık ya da dini duygular da önemli değil. Videonun başında söylediğim gibi gerekirse liberallerle, solcularla da ittifak yaparlar. Onlar için iktidarda kalmak bir gerekçe.